Diğer bir koleksiyon yapısına, yani dizi mantığıyla çalışan sistemlere bir örnek daha yapmak istiyorum. O da sözlükler, yani dictionary. Dolayısıyla burada yeni bir dosya oluşturacağım. File şeklinde dictionaries.py yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şu listemizi de kapatabilirsiniz. Şimdi dictionary, yani kelime anlamı sözlük demek. Tam olarak aslında klasik sözlüklerde karşılaştığınız yapıya çok benziyor. İşte kelime karşılığında anlama gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde key value pair dediğimiz, yani key değer grubu dediğimiz yapıları burada tutarız. Örneğin ben yazmak istiyorum bir tane. Şunu da yine şöyle büyütelim. Sözlük eşittir. Sözlükleri tanımlarken şöyle kıvırcık parantezle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Şöyle aşağı geldiğimde şu araya değerlerinizi yazabilirsiniz. Örneğin ne olabilir? İşte İngilizce Türkçe sözlük gibi ilerliyor. Mesela book. İki nokta karşılığında değeri. İşte kitap. Daha sonra bakın virgül geçiyorum. İşte ne olsun? Table. İki nokta işte masa gibi. Bakın key, buna key deniyor, buna value deniyor. Yani anahtar değer. Anahtar değer ve bunları her bir anahtar değeri şu şekilde iki noktayla ayırıp yazıyoruz. Virgülle de yenisine geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir çalışmayla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla burada ben print sözlük dediğim zaman şöyle bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Şunu clear console diyelim. Çalıştırıyorum. Bakın direkt olarak benim sözlüğümü bana yazdı. Arkadaşlar sözlükler üzerinde çalışabiliyoruz. Yani değerleri değiştirebiliyoruz ama hatta önce şunu göstereyim. Örneğin sözlükte bir değere ulaşmak istiyorsunuz. Şöyle bir şey yapayım. Bakın mesela sıfır yazmaya çalışayım. Bakın böyle bir şey yok yani. Burada siz sözlükle ilgili bir şeye ulaşırken onun anahtar değerinden gitmeniz gerekiyor. Yani sözlükte book nedir diye soruyorsunuz aslında. Dolayısıyla kitap değerini verecek. Bu mantıkla siz bir değere ulaşabilmek için nasıl bu key indeksleme mimarisini kullanıyorsanız, örneğin kitap için yani değiştirelim. Kitap 1 diyelim yani. Bakın burada değeri bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Sözlükteki bir değeri. Peki sözlüğe yeni bir eleman eklemek istiyorsunuz. Mesela sözlükte işte pencil, kalem değerini eklemek istiyorsunuz. Şöyle kalem diyorum. Bakın bunu yapmak da oldukça kolay. Şöyle şunu da şurasına atalım. Şöyle bakın. Yani sözlüğe yeni bir değer eklemek için yapmanız gereken tamamen olmayan bir key verip yazdığınızda karşılaşacağınız değerdir. Fakat burada şu konuda çok dikkatli olmanız lazım. Örneğin siz yanlışlıkla table'ı değiştirmek istiyorsunuz mesela. Yanlışlıkla şöyle bir şey yazdınız. Yani bu yeni bir eleman ekler. Bu tip durumlara hazırlıklı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Aynen listelerde olduğu gibi sözlüklerde de hani şu tanımlamaya ek olarak bir de constructor tanımı var. Yani sözlük 2 eşittir dediğinizde bunu dictionary'nin ilk 4 harfiyle kullanabiliyorsunuz. Zaten bakın mor oldu. Yani bu mor olanlar bir komut olarak geliyor bize. Dolayısıyla siz o isimde bir değişken hani tanımlamamalısınız, tanımlayamazsınız. Dolayısıyla burada mesela sözlük 2 dediğimiz zaman hani bu sefer de İngilizce Türkçeydi. Şimdi de Türkçe İngilizcesini gerçekleştirelim. Bakın burada da aynen parantezi açıp kapadıktan sonra yapmanız gereken olay şeydeki gibi listelerdeki gibi çok kolay. Bir parantez daha açmıyoruz. Listelerde onu yapmıştık. Burada direkt olarak aynen şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hiç hani tırnakları bile kullanmaya gerek kalmadan kitap eşittir book mesela.
Bunun dışında bir virgül daha. Neyi koyalım? Neydi? Masa. Masa eşittir işte table. Yani bu şekilde bile tanımlama yapmanız oldukça mümkün. Yani bu da bizim için bir sözlük tanımı ama hani genellikle bunu kullanırız açıkçası. İstediğinizi kullanmakta tabii ki serbestsiniz. Peki sözlükten bir değeri silmek istiyorsam ne yapacağım? Bunun için de aklımıza tabii ki remove geliyor aslında ama burada del isimli fonksiyonu kullanıyoruz. Yani şöyle delete'den geliyor zaten, silmekten geliyor. Sözlükten mesela neyi sil? Şöyle book. Sözlükten kitabı sil dediğimizde bakalım. Şöyle bakın. Sözlükte kitap kalmamış olacak. Book ifadesi kalmamış olacak. Daha önce kullandığımız gibi örneğin sözlükle ilgili hani listelerde kullanmıştık length'i. Mesela uzunluğun kaç elemandan oluşuyorsa iki elemandan oluşuyor. Bize onu verecektir. Bu da sözlüklerle ilgili. Yani listelere çok benziyor. Zaten ikisi de koleksiyon.